yine büyük bir habercilik başarısına imza attık ve dünya televizyonlarında ilk kez terör örgütü PKK-PYD'den temizlenen Bülbül Beldesi'ne girmiş bulunuyoruz. Ve Bülbül Beldesi'nde kameraman arkadaşım Tayfun Er'le birlikte şu an cadde ve sokakları ekranlarınıza getiriyoruz. Özgür Suriye Ordusu 23. Tugay, Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle birlikte 1 Şubat itibariyle bu noktada asayişi sağladığı ve terör örgütü üyelerine burası adeta dar edildi. Bu bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İşte kameraman arkadaşım Tayfun da o cadde ve sokakları, işte sol tarafa bakacak olursanız örgütün karargahı sol tarafta. Evet, hemen arka tarafa görüyorsunuz, karargahıydı burası. Türk bayrağı. İşte evet, bayrağımız. Gel buraya gel. Görüntü söylesin. Türkiye'den Türk bayrağını getirdik. Girilmez dedikleri yerdeyiz. Neredeyiz? Bilbil. Kale olarak gördükleri Bilbil'deyiz. Eroin'in dünyaya servis ettikleri fabrikası olan, zeytinyağı dünyaya servis ettikleri, milyon dolarları PKK'ya yatıran Bilbil Dağı'ndayız. Sonucu ne? Türk bayrağını diktik. Evet, Allah'ın izniyle. Örgütün sözde paçavraları da işte görüyorsunuz yerde. Bunu var ya, bunu görüyor musun? Bunu görüyor musun? Bunu buradan kaldırmak isteyen hainlere sesleniyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu var ya, alnınızın çatısına yazacağız, çatısına. Burada. Beceremeyeceksiniz. Sizi buradan nereye isterseniz oraya kadar kovalayacağız. Evet. Allah'ın izniyle. Ölmek var, dönmek yok. Allah'ın izniyle. Buranın en büyük konum olarak özelliği, uyuşturucu fabrikaların ve kaçakçılığın dünyaya mali olarak dönüşümlü servis edildiği noktaydı. Çok önemli ve kritik bir yerdi. Çok Allah razı olsun, Özgür Suriye Ordusu için diyorlar ki El-Kaide. Gelsin bakayım bu çocuklara. Bir tane El-Kaide var mı? Ben soruyorum dün özellikle. Ben diyorum ki kardeşim, var mı ya? İçinizde var mı? El-Nusra Haşa diyor abi. Biz diyor Azaz'dan taşınan Türkmenleriz çoğumuz diyor. Biz diyor Osmanlı kokuyoruz. Biz Osmanlıyız. Gel kardeşim, bizim şey nerede? Gel kardeşlerimizi al bakalım. Türkmen kardeşimiz. Ben Osmanlı. Biz Türkmenik. Biz Süryan Türkmenlerik. Özgür Suriye Ordusu bütün Süryan halkından, Türk'ünden, Arap'ından, Kürd'ünden. Arkadaşlar, bizim Kürtlerden işimiz yoktur. Bizim savaşımız PKK'dan. Bizim savaşımız PKK'dan. Allah'ın izniyle bütün PKK'yı buradan, bir PKK bile bırakmayacağız burada Suriye topraklarında. Allah'ın izniyle. Maşallah. Vatanınızı savunuyorsunuz. Allah! Şu an tabii zafer atışları. Evet, bayram var. Düğün var ardıza. Düğün, hem de ne düğün var. Daha düğünler yaşatmaya devam edeceğiz. Özgür Suriye Ordusu ile beraber Kahraman Mehmetçik buralarda tarih yazacak. Bitmedi. Bak tekrar söylüyorum, bitmedi. Bizi izleyen bütün şer odaklarına sesleniyorum. Allah'ın izniyle sizi buradan dilediğiniz yere kadar süreceğiz. Dilediğiniz yere kadar. Bir de birilerine daha seslenmek istiyorum. İçimizdeki hainlere seslenmek istiyorum. Bunu yayınlayın ama. İçimizdeki hainlere seslenmek istiyorum. Burada hiç kimse terörist değil. Burada herkes vatanını savunmak isteyen evlatlar. İçimizdeki siyasiler, ne olduğu belli olmayan adamlar. Bunlara sesleniyorum. Burada terörist yok. Burada vatanını savunmak isteyen vatan evlatları var. Anlaşıldı mı? Hiç kimse bedavadan konuşmasın. Evet, gerçekten işte manzaramız, kollarda bayrağımız, işte bayrağımız görüyorsunuz. Özgür Suriye özellikle burada devlete hizmet eden, hakikaten de kimliği dahi olmayan kahramanlar var. MİT'ci arkadaşlar buralarda gerçekten de bu Türkmen çocuklarla koordineli alışveriş içindeler. Özellikle de onlara bizim Genelkurmay Başkanımızın da belirttiği gibi çok dua edin.
Allah razı olsun, buraya girmek için Osmanlı toprakları diyen bu Türkmen kardeşlerimize dua edin. Şu an hala sıcak çatışma noktaları var. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Karşıda da önemli bir APO'nun. Önemli mi? Ne önemi var abi? Bunun bir önemi var mı abi? Allah'ını seviyorsan. Önemi kalmadı. Bunun hiç bir önemi kalmadı. Bak nereden yedi bombayı bak. Ağzından yedi. Evet, şöyle göstereyim işte. Burası gerçekten Özgür Suriye Ordusu güçlerinde söylediği gibi önemli bir uyuşturucu merkeziydi. Her yıl 200 milyon dolar buradan gelir elde ediyordu örgüt işte. Artık burada Bülbül Beldesi'nde Özgür Suriye Ordusu bayrağıyla birlikte şanlı bayrağımız burada şu an dalgalanıyor. Evet, burası çok önemli bir nokta, örgütün girilmez dediği nokta. İşte daha önceki güne kadar burada terör örgütü üyeleri el ele kol kola geziyorlardı, ancak şimdi artık buralar tamamen temizlendi ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altında. İşte o posteri görüyorsunuz, tekrar göstereyim kameraman arkadaşım Tayfun Er, işte burada görüyorsunuz Özgür Suriye Ordusu şu an zafer pozları veriyorlar ve zaferlerini cep telefonlarıyla çekerek ölümsüzleştiriyorlar. Evet, işte karşıdaki posteri tekrar göster Tayfun. Evet, işte gördüğünüz gibi 50 metrelik D poster şu an artık yerinde yerler esiyor. Burada ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Tabi terör örgütüne ait kullandıkları iş makinalarında görüyorsunuz, iş makinaları tamamen yanmış durumda. Evet, şöyle kameraman arkadaşım Tayfun da ilerliyoruz. İşte burası daha önce bir işlek noktaydı. İşlek noktada şu an Özgür Suriye Ordusu güçleri her noktadalar. İşte bir vatandaşa ait bir sanayi merkezi, işte bir traktör tamir için getirilmiş ancak öylece kalmış. Tabii her noktada görüyorsunuz Özgür Suriye Ordusu güçlerini ve zaferlerini havaya ateş açarak kutlamaya devam ediyorlar. Şu an Bülbül Beldesi'nin her sokağında, her caddesinde işte bu manzarayı görüyoruz. Burada terör örgütünün bir eğitim kampı da olduğunu söylüyorum. Afrin'de terör örgütünün toplam 7 kampı vardı. İşte onlardan biri de buradaydı. Ve artık burası terör örgütünden temizlendi. İşte görüyorsunuz hala her köşeden görüyorsunuz atışlar. Evet, işte görüyorsunuz devriye gezen Özgür Suriye Ordusu güçleri. Bizler de uzun bir yolculuk sonrasında Bülbül Beldesi'ne ulaşabildik. Şöyle işte araçları da görüyorsunuz çatışmadan dolayı. Arkana bak, yolun ortasında kalmış. Bu arada karşı tarafta az önce bombalanan bir noktayı ben göstermek istiyorum işte. Bülbül Dağı'nın ilerisi. Neresi orası arkadaşlar? Sınır kapısı orası da. Terör örgütünün önemli bir noktası ve o noktadan o noktaya doğru ilerleyiş başlayacak. Evet, orası Afrin kaç kilometre tahminen burası? Kuş bakışı en fazla bilemedin 10 kilometre. Onu geçmez yani. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. İlerleyişimiz o kadar hızlı ki biz bu Bülbül'ü bu kadar kısa sürede aldıysak oralara ilerleyişimiz daha hızlı. Çünkü stratejik olarak çok önemli bir konumu vardı. Uyuşturucu fabrikaları buradaydı. Kaçakçıların imalatçıları buradaydı. O yüzden dolayı bura çok önemli ve kritik bir yerdi. Çatışma bölgelerinden gözcüler dışındaki bütün PKK'lıları bu bölgeye çekmiştiler. Mücahitler ve Türkmenler özellikle. Bu Türkmen kardeşlerimiz, gel kardeşim. Gel buraya gel. Osmanlıyım diyen defalarca bize Osmanlı torunuyuz diyen bu kardeşlerim öncülüğünde
Mehmetçiğimize, devletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. İnşallah. Stratejik olarak konumu en zor ve PKK'nın en önem verdiği bir yerdeyiz. Neredeyiz? Bülbül Dağı. Bülbül'deyiz. Apo dedikleri adamın hiç kimsenin giremeyecekleri, hiç kimsenin giremeyecekleri sandığı yere resmini diktiler. Sağ olsun bir binbaşımız tam ağzına yerleştirdi bombayı. Allah razı olsun tabii ki. Burada bir bardak suyu dahi emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burada siyaset yok. Burada herkes kardeş. Aynen. Bin bir türlü siyasi düşünceye sahip olanlar var. Ama Özgür Suriye Ordusu için özellikle şunu söylüyorum. El-Kaide, IŞİD diyorlar. Kardeşim kaç tane IŞİD'den şehidiniz var? Bir sürü. Bizim bir sürü şehidimiz var. Yaralı IŞİD'den. Var IŞİD'den. Türkmen çocuklar IŞİD'le savaşmış burada defalarca. Biz gözümüzle şahidiz. Böyle bir şey olursa Türk bayrağının asaletini burada dalgalandırabilir miyiz? Buna müsaade eder miler? Bizden önce o Türk bayrağını göklere çekiyorlar burada. Ama tekrar söylüyorum, stratejik olarak en önemli yer Bülbül'ü ele geçirdik. Uyuşturucu fabrikalarının dünyaya nakite çevirdiği, servis ettiği en önemli yerdi burası. En önemli ve ilerideki köylerden stratejik olarak onlar için önemli arz eden yeri bütün örgüt militanlarını buraya taşımıştılar. Yakalanan sağ ele geçirilen örgüt devlete bu Türkmen kardeşlerimiz tarafından teslim ediliyor. Tekrar söylüyorum, burada Özgür Suriye Ordusu'nun içerisinde kesinlikle ve kesinlikle En-Nusra, El-Kaide gibi örgütler yok. Olsa emin olun ki Türk bayrağını omuzlarımızda taşımaya kesinlikle ve kesinlikle katiyen müsaade etmezler. Bu çocuklar hepsi biz Osmanlıyız diyor ve Osmanlı kokuyoruz diyor. Görüyorsunuz terör örgütünün sözde paçavrası şu an yakılmış ve işte burada zafer pekiştiriliyor görüyorsunuz. Tabii arkada da çatışmanın izlerini göstermek istiyorum. Yanan bir motosiklet işte görüyorsunuz. Muhtemelen terör örgütü üyeleri kaçarken o motosikleti kullandılar ve açılan ateşle yandı. Bizler tabii şu an burası biraz tehlikeli çünkü tepelerden keskin nişancı atışı olabilir. Anlatmak istiyorum. Türkiye'deki herkesten bize dua etmelerini bekliyoruz. Buradaki Özgür Suriye Ordusu'nu yanlış gösteren, terörist gösteren şer odaklarına sesleniyoruz. Buradaki herkes Osmanlı çocuğu, Osmanlı torunu. Şehadet şerbetini gene içemedik. Rabbim nasip etmedi. İnşallah bundan sonraki kastele ve afrına ilerlediğimizde inşallah nasip olur. Allah sizleri korusun. Sağ olun. Evet, bizler de A Haber olarak Bülbül Beldesi'ne giren ilk televizyon ekibiydik ve buradaki son durumu ekranlarınıza getirdik. Dediğim gibi burası biraz riskli olduğu için biz daha güvenli noktalara geçeceğiz. Evet, şimdilik söz tekrar